Giovanni'nin korku diyorum ama sadece korku, fantastik ve bilim kurgudan ibaret değil merakı. Giovanni gerçekten çok iyi bir sinema izleyicisi. Yani müzikalde izliyor, normal evet. Dram, ana akım filmlerde izliyor. İyi bir eleştirmen. Tarih filmleri de izliyor ve bunları da sinemaya meraklı kişiler için olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bunun şöyle altını çizmişti bir sohbetimizde. Şöyle demişti, benim hafızamdan, anımdan, aklımda kalan. Misafirim olan gençlere her zaman şunu söylüyorum. Sadece fantastik, korku izlemeyin. Her tür film izleyin. Sadece korku izlerseniz sinema izleyicisi değil, korku filmi fanatiği olursunuz. Çok doğru bir şey. Yani perspektifi kaybedersiniz. Sadece bir türü, diğer türleri görmezden gelerek ilgilenirseniz bir süre sonra hani o tür tek şey olur. Bakış açınız olur ve bu sefer hani perspektifli göremez. Değerlendirme yapamaz hale gelirsiniz ki eleştirmek için değerlendirme yapmak şart. Dolayısıyla hani Giovanni'nin o dönemki İstanbul'u da hatırlarsak, yani bir tarafta İtalyanca, bir tarafta evet. Yunanca, bir tarafta Ermenice, bir tarafta Rumca. Kaç dil konuştuğunu ben hatırlamıyorum. Bir ara bunları konuşmuştuk. Bir yani, şansı oluyor bu sansürde hani filmleri anlatması kızından, gerekiyor. Kızından tabii, destek geldi. Altı. Kendisi de çok dil bilen bir insan. Ama Giovanni daha çocukken bu böyle bir şeyin içine doğuyor. Yani böyle bir ortama doğuyor. Ortama evet, doğuyor yani. Bu çok önemli. Hani bir iki dil değil ya da hani mesele sadece dil değil, kültürle de karışıyorsunuz. Yani bir macun gibi hepsine kulağınız aşina oluyor. Dolayısıyla bu da hani bir çocuğu çok besleyecek bir şey. Ve edebiyat mezunu. Evde Fransızca konuşulurdur diyor. Yani, evet. Evet, evet. Yani sürekli anne baba bir şey yani tabii Fransız kültürü, Fransız sineması o zamanlar çok önemli. İşte evet. İçerisinde 1940'lı, 50'li hatta işte en son yeni dalga, Fransız yeni dalgasına kadar evet, evet. giden süreçte. Bir de işte bu sansürde falan çalışırken filmler İtalya'dan önüne geliyor. Yani o filmleri evet, nereden evet. bulacaksınız? Tabii, şimdiki tabii. gibi video falan yok yani. Tek şey işletmecilerin getirdi. İşletmeciler de göstermiyorlar. Yani daha sonra gösteriyorlar. Çünkü sansürden geçtiği için bazıları da reddediliyor. Zaten hiç gösterilmiyor. Yani orada bir şansı oluyor. Tabii İnan Oğlu'yla çalışırken gene çok film evet, seyrediyor. Evet, seyretmek zorunda kalıyor falan. Yani bu tür imkanlar kendiliğinden yani son doğuyor. Derece hem yani yaşadığı kültürel ortam hem de hani sanat eserlerine ulaşma kolaylığıyla evet. besleniyor. Yani başta hani şu Amerikalı çocuklar, Türk çocuklar. Giovanni de aslında Türkiye'de büyüyen bir çocuk. Yani sizin gibi, benim gibi bir çocuk ama ulaşabildiği enstrümanlar çok. İçine doğduğu deniz yani kültür denizi çok çeşitli. Dolayısıyla ve sonrasında görüyoruz ki üretken de bir insan. Olağanüstü üretiyor. Ve bunu çok çeşitli alanlarda yapıyor. Yani sadece araştırmacı yazarlık yapmıyor. Sadece tarihçilik yapmıyor. Öykü ve roman da yazıyor. Bizim gibi burada yetişiyor derken aynı zamanda bizim buradaki şartlara da maruz kalıyor. Mesela bir ara hani direkt sadece ben sanatla ilgileneyim olmuyor. Bir ara bankacılık yapıyor. Hani babası da belki doyurmak için o iş yapıyor. Yani belki biraz hani oğlum evladım daha böyle hani şey getirecek işler. Bizde klasiktir ya. Öyle mi? Rakı masasında olduğu iş. Biz sizi şöyle bir alalım. Bir gelin. Bu anılar çok önemli. Anlatmak ister misin? Nasıl yani? Bu kadarını biliyorum ama ben de. Ne yazık. Peki. Banka mı? Banka işi. Banka işi rakı masasında oldu. Bir arkadaşı teklif etti. Tamam dedi baba. Tabii çocukluk, ilk gençlik, sonra bankacılık giriyor işin içine ama bankacılık yaparken bir yandan da yine eleştiri yazıları yazmaya rahat durmuyor yani. Yok, tabii. Kopmuyor şeyden. Sonrasında da zaten bırakıp bayağı sinemacılığa olduğu gibi giriyor. Yani yapımcılık... Yani 14 sene bankada çalıştıktan sonra gazetelerde eleştirmenlik yaptı. Evet. Sonra bankayı bıraktı. Böyle devam etti. Yazarlığa. Bir de şey yabancı şey eleştir yani çok dergide bir yazı. Tabii İtalya'da da sonra o yazılar evet. Canavarlar, yaratıklar, manyaklar diye Türkçe'de de basıldı. Fanzinlerde de çıkıyordu yazılar. Evet, yurt dışında da.
Yani pek çok ödül aldı. Benim aklımda mesela İtalya Devleti tarafından verilen İtalya Yıldızı Şövalye Nişanı var. Çok onlara güzel bir ödül ama bunun yanı sıra sinema kurumlarından da ödüller aldı. Tabii tabii tabii. Bizim derneğimiz var. Fabisat, Fantazi Bilim Kurulu. Fabisat'ın belki son ödül töreninde biz de vardık. Biz adına artık ödül veriyoruz. Yani CİO evet. ödülleri diye. Evet. Şimdi Fabisat'daki arkadaşlarımız yani Giovanni'yi çok seviyoruz. Çok severler. Bunun bir nedeni de bizi sadece yazdıklarıyla değil şahsıyla da etkilemiş olması. Yani kişiliğimizi etkilemiş olması. Ben ilk Giovanni'yi TRT 2 kanalında Rekin Teksoy'la görmüşsünüzdür. O gözlüklü, sevimli beyefendi, sakalsızdır o. Baş başaydılar. Ve şey yaparlardı işte sinema akşamları TRT 2'de. Ben orada gördüm ilk. Şöyle bir şeyini hatırlıyorum. Aklımdan hiç çıkmamıştır o. İşte bir vampir filminden bahsediliyor. Film birazdan izlenecek. İşte Rekin Bey diyor ki işte haçla şey yapar karakter işte Drakula'yı ya da vampiri durdurur. Giovanni orada bir şey yapıyor, bir parantez açıyor. Diyor ki evet haçla durdurur ama o haçın gücü o tutanın inancından gelir. Eğer inancı yoksa o haç hiçbir işe yaramaz. Şimdi bu detay o kadar önemli ki yani konuya ne kadar hakim olduğunu gösteren bir şey bu. Yani o detaylara çünkü çok hakim. Hani o detayın üstüne belki 5 detay daha söyleyebilir ama onu orada söylemesi ve söylerken ki jesti, mimiği sizin o meseleyi hem çok ciddiye aldığını onun hem de gerçekten hakim olduğunu hissetmenizi sağlıyor. Bu da sizi etkiliyor. Buradan şeye döneyim. Yani benim hayatıma Giovanni Bey ne zaman dokundu? Buradan aynı zamanda o sinemadan edebiyata, edebiyattan sinemaya uyarlanan kitaba da gelmiş olacağım. Frankenstein biliyorsunuz gotik bilim kurgu korku edebiyatının yani bilim kurgu diye geçer ama aynı zamanda orada korkutur bazı şeyler insanları. Başyapıtlarından biridir. Sinemaya da pek çok yaz uyarlandı. Aslı Mary Shelley'nin romanıdır ama sinemaya uyarlanırken çok değiştirildi. Yani değişik uyarlamalar da yapıldı. Frankenstein'in Gelini gibi ne bileyim şimdi aklıma gelmeyen pek çok böyle değişik Frankenstein'ı farklı hikayelerle de anlattı sinema. Bu şeylerden yani uyarlamalardan birini Giovanni tekrardan yani senaryosunu alıp filmin romana dönüştürdü. Ve bu roman Türkiye'de her yerde basıldı. Bir seride, korku klasiği serilerinde basıldı. Ve o kitap gezici kütüphanelerde Samsun'da benim elime ulaştı. Yani kaç yaşlarındayım bilmiyorum. Belki 12 yaşında mıyım, 15 yaşında mıyım? Şimdi hatırlayamıyorum yaşımı da. Ben o romanı okudum. Mary Shelley'nin romanı diye okudum. Meğer Giovanni'nin romanıymış. Şu roman. Mary Shelley, Frankenstein. Bu aslında bir senaryodan uyarlanmış. Uyarlayanı da Giovanni olan bir roman. Milliyet Yayınları Kara Dizi. Ben bunu aldım, okudum. Sonunda şey devam ediyor. Ölmüyor. Doktor Frankenstein diyeyim. Aslında Doktor Frankenstein mıydı? Evet tabii. Doktor Frankenstein'dı. Ölmüyor. Yeni denemelerine de devam ediyor sonunda. Roman benim Giovanni ile tanışma romanımdı. Bu romandan sonra Giovanni korkunun dehşetin kapıları korku edebiyatına kısa bir giriş diye bir kitap daha yazdı. Onu da göstereceğim size. Şu kitap. Bu kitap Türkiye'de bir ilk oldu. Çünkü yani korku edebiyatı, korku gerilim edebiyatı, gotik edebiyat üstüne telif eser olarak. Yani çeşitli makaleler, yazılar yazılmıştır ama bir kitap ölçüsünde baştan sona diyelim ki işte eski Yunan'dan bu yana yazılmış, çizilmiş bu alanda ne varsa korkunun kaynakları olarak, gotik kaynakları olarak Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Howard Lovecraft, işte Almanya'da E.T.A. Hoffmann, ne bileyim operadaki hayalet. Bunlar hep bu türlerin önemli eserleri. Bunların hepsini bu kitabın içinde böyle tane tane ve güzel bir dille, belli ki o türü gerçekten seven birinin yazdığı. Pek çok yani belki kaç sayfadır bu kitap? 200 sayfa. Ama isteseniz bu kitabı 500 sayfaya kadar şişirebilirdiniz yani. O kadar rafinedir bu kitap. Hatta yılı neydi bu kitabın? 94 diye hatırlıyorum ben. Bakalım bir şeyden. Evet, 94 yılında yayınlanmış. Ve halen de
şey gelebilir, şaşırtıcı gelebilir. Bu kitabın bir muadili yoktur Türkçe'de. Yani biri çıkıp böyle bir araştırmayı göze alıp, kolay bir şey değildir bu kadar bilgiyi homojen bir şekilde bir araya getirmek. Yani böyle konu dışı kalmadan, tema bozulmadan, belli bir hat çizgi izlenerek verebilmek muadili yoktur. Yani hala bu kitap okunur ve sadece beni değil, yani o dönem pek çok insanı etkiledi, bilgilendirdi. Ben hep söylüyorum, bu kitabı yanıma alıp bir şöyle bir yine A4 koyup tane tane madde madde yazar isimleri almıştım. Ve o yazar isimlerini kullanarak Halk Kütüphanesi vardı Samsun'da. O Halk Kütüphanesi'ndeki bu eserleri tarayarak hepsini okumuştum. Yani böyle bir hizmet yapmıştır. Hani bu türlere meraklı gençlere. Şimdi bu kitabı tabii böyle de bulabilirsiniz. Sahaflarda bulabilirsiniz. Dehşetin Kapıları. Alt başlık olarak da korku edebiyatına kısa bir giriş. İkinci baskısı yapılmadı o zaman bu. Yapıldı. Yapıldı. Şimdi Giovanni öncü bir insandı. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bugün Dracula romanını bilmiyorum görmüş müsünüzdür. Pek çok baskısı var. Yani her yerde neredeyse hani belki 10 yayın evi basmıştır yani. Çeşitli şekil kapaklarla, çeşitli çevirilerle. Fakat bizde çevirisi aslında çok yenidir Dracula'nın. Dracula'nın ilk çevrilmiş kitabı, bende çok kitap, çok arkadaşlar. Size yılını söyleyeyim. Neden öncü bir insan Giovanni, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün 98 yılı. Şimdi Dracula 1800'lü yıllarda yazıldı galiba. Aradan 100 yıl geçmiş. 100 yıl. Ve bizde bu Dracula romanının hiç çevirisi yoktu. Hiç yoktu. Arada bazı dergilerde, fasiküllerde kısa hikayeler, Dracula'nın bir girişi vardır meşhur. Belki o. Ama hiçbir kitap olarak basılmamıştı Dracula. Dracula'nın Kamer yayınları. Bu Giovanni'nin itelemesiyle diyelim, gayretiyle bu roman basıldı. Şimdi Can Yayınları, ki bizim edebiyat dünyamızın amiral yayın evidir, değil mi? Can Yayınları bastı. Nihayet bastı. Ama bu işi ilk yapan kim bir derseniz, bence Can'a çok yakışırdı. Keşke o yapsaydı. Ama ne, kim yapmış? Adını bile duymadığınız bir yayın evi. Kamer. Altı yönetmeni hangi yayın evi basmıştı hocam? O şeyin sinema yayıncısı tarafından basıldı. Bakın onu da bir yayın evi basmamış. Evet. Yani demek istediğim, öncülüğün bir bedeli oluyor. Böyle pek görünmeyen, küçük, adı duyulmamış yayın evlerinden çıkarıyorsunuz kitaplarınızı. Ama aradan bir zaman dilimi geçiyor. Bu 98, ilk Dracula romanı popüler anlamda kimler basmaya başladı? O yangın ne zaman çıktı bilmiyorum ama Twilight'dan sonra çıktı herhalde. Sinemada o kadar çok uyarlama var, evet, ki Dracula ile ilgili. Yani tabii bunların da nedenleri var. Yıllarda daha günümüze kadar, hatta şimdi devam ediyor. Evet. Ben size Giovanni bunu tabii uğraşmış, bastırmış. Bir de ön söz yazmış. Bu ön sözün tamamını okumayacağım. İlk paragrafını okuyacağım sadece. Önceki yıl neredeyse dünyanın tümü yeni baskılar, etkinlikler, toplantılar ve söyleşilerle Bram Stoker'ın 1897'de ilk kez yayınlanan ünlü gotik edebiyatı başyapıtı Dracula'nın 100. yıl dönümünü kutladı. Türkiye'de 100 yıllık Dracula romanı henüz dilimize kazandırılmış olmadığından hiçbir şey yapılmadı. Bazı yayın organlarında çıkan birkaç çeviri derleme yazılarından başka. Tek olumlu hareket Kamer yayınlarından geldi. Ali Rıza Seyfi'nin 30'lu yıllarda Bram Stoker'dan kısaltıp uyarladığı ve Türkçeleştirdiği Dracula İstanbul'da adlı yapıtını yayınlamakla diye bir giriş yapmış. Burada tabii atıfı Ali Rıza Seyfi'nin Dracula İstanbul'dasına vermiş. Buradan Stoker'a, yani bu romana devam etmiş. Şimdi öncü dediğim bu. Şimdi bugün Dracula romanını, yani internetten falan baksanız çeşit çeşit baskılarını görürsünüz. Niye? Çünkü okunuyor. Okunduğu için de satıyor demek oluyor bu. Yayın evleri oraya hemen atlıyorlar. Sattığı için basılıyor. İşte 98 yılında henüz bir satma durumu yok. Bir yayın evi, Allah bilir hala belki de yoklardır artık yani. Ama basmış ve biz de hatırlıyorum ben bunu, ilk basıldığı zamanı öyle büyük heyecanla alıp okumuştuk ki bu anlamda öncü. Yani bugün artık herkesin bastığı, yayınladığı, kapış kapış giden kitapları o çok önceden görmüş ve hani basılmasını istemişti.
Bu kendisinin yazdığı bir kitap, Dehşet Öyküleri. Giovanni, evet, yani kısa hikayeler, bir roman yazdı ama o yönüyle pek tanınmadı açıkçası. Kendisinin yine naklettiği bir şey, bir fuarda bir okur geliyor, işte önündeki kitaba bakıyor. Bu diyor işte, hani sizin araştırmacısınız siz, bu ne kitabı? Bu öykü diyor Giovanni. Ha tamam o zaman diyor, gidiyor. Bunu böyle anlatmıştı. Yani yani çok üzüldüğünü zannetmiyorum. O kadar şeye hakim bir insandı ki, hani ne yapıp ne yapmadığının değerini kendisi o kadar iyi teslim eden bir insandı ki, hani bunu belki biraz hani hem düşünelim hem de gülümseyelim diye. Bir yazarı belli bir şeyle benimsediğimizde diğer özelliklerine çok hani kulağımız kapalı oluyor. Halbuki hani çok bilinmiyor. Giovanni hem romancıydı hem de öykücüydü. Şimdi ben buraya gelmeden bir kitap alışverişi yaptım. Tamamen tesadüf. Yani planlamadım bunu. Bu işin hani Dracula şeyinin, yayıncılığının nereye geldiğini görmeniz adına. Mesela bu da son basılan kitaplardan biri. Neymiş? Dracul. İşte nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Dacre, Stoker, J.D. Barker. Yani biz artık sadece Dracula'yı basmıyoruz yani. Dracula üstüne yazılmış, Dracula'nın kayıp olan metinlerinden çeşitlendirilmiş, çoğaltılmış, suyunun suyunun suyu gibi diyebileceğiniz metinler de basılıyor. Bu işlere bayağı bir yelken açtık yani. Gidiyoruz artık. Ama tabii bunların öncüleri de kimlerdi derseniz, elbette ki bir tanesi Giovanni Scognoni. Vampir var. Vampirler var, kurt adamlar var, cadılar var. Yani o bu konulara meraklıysanız Giovanni, evet, o meraklı. Her şey açısından söylüyorum. Kendisi de vampirle çok hikayeleri de var. Tabii tabii. Böyle esprileri falan da var. Yapılır tabii. Ona bir gönderme yapmak için. Evet, kesinlikle. Vampirlerle Giovanni bir yerde hani ya bu adam vampir falan mı diye espriler yapılmıştır. Azme şakalar yapıldı. Evet, evet. Şakalar var. İsterseniz bir tanesinden bahsedin. Şöyle bahsedemiyorum. Onlar daha iyi biliyor. Ben 25 sene İstanbul'da değildim. 83'ten 2008'e kadar. Yunanistan'daydım. Hayatım oradaydı. Çocuklar, evlilik falan. 2008'de çocuklar büyüyünce, babam da yaşlanınca, ben çünkü babamı da fazla yaşamadım çocukluğumda, dönüş yapayım dedim İstanbul'a. Yani dönüş yapınca ondan sonra tabii hastalıklar çıktı. Yine yaşayamadım fazla babamı, sonunda kaybettim. 10 senedir bir tanışıklığımız var, kapatıyoruz neredeyse 10 seneyi. Evet. Onlar daha çok hikaye biliyor. Yani 2008'de geldiğimde babamın asistanı vardı ki haberi olmadı, ben de haber veremedim Nalan'a. O da babamla çok şeyler yaşadı. Ben ne yazık ki az ve kulak dolgunluğu şeyler. Vampir diye böyle biraz adı çıkmış işte, arkadaşları da işte, evet, onu hani kullanarak söyledi o filmde. Espri yani, hali. Bunlar şu vampirler, bunlar bu vampirler, bir de gerçek vampirler de aramızda dedi. Yani tabi orada o politik. Yani, söylüyor ki anılarında. Marx'ın Kapital'de bahsettiği, evet, vampirler diyerek. Hani, yani Stalin'den bahsediyor, toplumu, şeyden bahsediyor, Hitler'den bahsediyor. Yani ekonomik olarak sömüren, evet, anladım. Evet, zaten Dracula romanının bir çözümlemesi de öyledir. Yani, bir de babam bu dünyadan kendisini şey yapmıyordu, başka dünyadanım ben diyordu ya bazen. Evet, espri yapardı, öyle espriler yapardı gerçekten. Özetle bizi hani bir dernek kurup hani dernekte onun adına ödül verecek kadar etkilemiş biri Giovanni, evet, Scognamillo. Beni şahsen örneğin Deliliği Beklerken adlı romanımda bir takım motifler kullandım. Mesela o motifleri ben Giovanni'nin İstanbul Gizemleri kitabından esinlendim, aldım. Bazı kavramları oradan alıp kullandım. Yani hem yazdıklarıyla hem şahsiyetiyle sadece bizi de değil aslında. Mesela Uzaydan Geldiler, Dünyamızın Gizli Sahipleri kitapları o kadar çok eve girmiş ki. Yani vaktinde. Bunları, bu kitapları daha eski. 1973 ve 1974 yılında iki tane kitap yazıyor. Dünyamızın Gizli Sahipleri ilki, Uzaydan Geldiler ikincisi. Yani o dönem kitap okumaya meraklı insanların evlerinde bu kitabı görüyorsunuz. Mutlaka görüyorsunuz. Çok satılmış.
sayısız adet satılmış. Bir noktadan sonra Giovanni de takip edememiş. Ben okudum iki kitabı da. Bizdekinden yani farkı ne? Niye Giovanni'nin mesela bu meseleler ne anlatılıyor bu kitapta? Önce onları söyleyeyim. Gizem meselelerinden bahsetti. Bir yerde belgeselinde gizemcilik, gizemli hikayeler, gizemli olaylar, bu ki vampirlik, kurt adamlık vesaire bunlar da o sınıfa girer. Ama aynı zamanda işte uzaylılar, varlar mı, yoklar mı? Bu meselelerle ilgili dünya literatürüne girmiş tuhaf olayları tasdif etmiş Giovanni. Ve bunlar hakkında söylenmiş önemli şeyleri bir araya getirmiş. Kendi görüşlerini o kitaba not düşmüş. Bu konulardaki önemli araştırmacıların araştırmalarını ve hayatlarını yazmış. İlk kitapla zaten sonlanacakmış aslında dünyamızın gizli sahipleriyle. Fakat o kadar ilgi görmüş ki bu meseleler, konular. İkinci kitabı yazmış, Uzaydan Geldileri. Giovanni yani anlattığı meselenin size pazarlamacılığını yapmazdı. Hani size onu satmaya çalışmazdı. Naklederdi ve yanı sıra kendi düşüncesini söylerdi. Yani bir sohbet ediyorsunuz ve size o konuyla ilgili bulabildiği en geniş kaynaklardan bilgi aktaran hani bir çeşit hani nasıl denir ayna gibiydi. Dolayısıyla ve hani anlattığı konuyu değerlendirirken de gayet usa yakın. Hani sizi ikna eden, mantığınıza, sağduyunuza seslenen metinler yazardı. Ben bu kitapların bu kadar hani okuyucuya ulaşmasında bunu görüyorum. Hani eğer işte hurafe diliyle anlatıyor olsaydı, işi biraz bir noktadan sonra batıla geçirseydi, bence o kadar ki bu tip kitaplar aslında çok var, bizde hala var. Eğer öyle yapsaydı, hem bugüne kadar bu kitaplar kalıcı olmazdı, hala basılıyorlar. Evet yani ard arda basılmıyorlar. 40. 50. baskıları yapılmadı ama hala okunuyorlar. Düşünün 70'li yıllarda yazılmış kitaplar bunlar ki bir furyayla Giovanni'nin eline gelmiş muhtemelen. Ay, hani sen de yaz. Yavaş yavaş çıkacak. Ne? Yenileri mi? Yavaş yavaş. Çok güzel. Çıkacak. Şundan dolayı çok güzel. Yani Giovanni sevmekten dolayı değil bir tek. Ben insan olarak kendisini çok sevdim. İstanbul'da yaşamış, doğmuş, büyümüş bir çocuk değilim. Geldim buraya ve karşınızda Giovanni Scognamillo diye biri. İsmi yabancı. Tipine bakıyorsunuz orada da bir yabancılık var. Adam yazar. Hem de yani bayağı yazar yani öyle. 3-5 kitabı değil. Bayağı kitabı var. Bir şöyle bir yutkunuyorsunuz. Aradan bir süre geçiyor. Karşınızda hani amcanız bir yakınınız, akrabanız oturuyormuş gibi oluyor. O kadar rahatlatıyor ki sizi. Yani o kadar insancıl, o kadar hoş bir insandı ki. Öyle çok hoş sohbet, şakır şakır konuşan biri de değildi. Çekingen yanları da vardı ama size sizin göz seviyenizden bakardı. Demek istediğim bu. Dolayısıyla rahatlardınız bir süre sonra ve sohbet etmeye başlardınız. Yazdıklarımı okuması ayrı yani. Değiştirirdim, Giovanni bir daha okur musun falan. Gönder falan derdi. Okurdu. Çok tatlı bir insandı. Huzur içinde uyusun. Ve daha çok okunsun yazdıkları. Okunsun çünkü güzel şeyler yazdı. Yani üstlerine esinlenilecek şeyler yazdı. Üstlerine düşünülecek şeyler yazdı. Yani aklıyla, fikriyle yazdı. Sadece hani inancıyla, duygusuyla, kötü demiyorum onlar. Ama bir tek onlarla olmaz. Yani iyi eser sadece duygularla, sadece bir inançla, hani bir akılla, rasyonel bakış açısıyla da karıştırmak gerekir öyle şeyleri. Özellikle bu gizemli meseleler, mistik meseleler üzerine o bakış açısıyla baktığı için de kıymetli şeyler üretti diye düşünüyorum. Yine belgeselin bir yerinde hatırlarsanız dünyada çok tuhaf, çok garip olaylar var ama unutmayın onların çoğu buradan çıkıyor dedi. Ben de yani onun böyle bir karizması vardı, böyle tuhaf olayların adamı, garip, acaba vampir mi falan şeyler düşünürken sorduğumuzu hatırlıyorum. Ya Giovanni gerçekten büyü var mı falan gibi böyle sorular sorduğumuzu hatırlıyorum. Vallahi ben şahit olmadım demiştir. Ben çok uğraştım, çok inceledim, çok baktım. Ama her şey biraz insanın aklında, hayal dünyasında, beyninde bitiyor demiştir. Bu da onun hani aklını kullanmaktan, şüphe etmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini, yani işin kolayına kaçmadığını gösteriyor aslında. Ben şöyle bitireyim konuşmamı. En başta bir lisede bir hocamızdan bahsetmiştim. Soyut zeka testi vesaire. Yani bu topraklarda da çocukların normları çok yükselebilir. Yükselmiştir de belki. Bu da tamamen işte Giovanni gibi insanların ürettiği şeylere,
bilime, sanata bakıyor. Yani eğer daha çok buluşursa bu çocuklar bu tip şeylerle, bizim normlarımız da alır başını gider yani. Bu anlamda da yani Giovanni'nin eserleri kıymetli. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.